Herkese merhaba, ben Aydın Eratil'e akademisyenim ve aynı zamanda hareket ve antrenman bilimleri doktora programı öğrencisiyim. Bugün sizlerle FIBA'nın 3x3 oyuncular için hazırlamış olduğum oyuncu rehberi veya oyuncu kılavuzu olarak nitelendirdiğimiz e, rehber üzerinden hem yine çeviri yapmaya çalışacağız, hem de konuyla alakalı yorumlarımızı paylaşacağız. Sizler de sormak istediğiniz soruları aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz veya e, görüş ve düşüncelerinizi yine belirtebilirsiniz. Daha önceki e, videomuzda hücum kısmını bitirmiştik. Şimdi savunma kısmına geçeceğiz. Defense, savunma. Transition konusuyla başlıyoruz. The change in position after a score, rebound or a steal yani... E, sayıdan sonra, rivaktan sonra veya bir top çalmadan sonra pozisyonun diğer takıma geçmesi. Defense transition. Birinci formasyonumuz force to dribble out. Yani dışarıya doğru dribbling yapmaya zorlama. Teams will often force, force the offense to dribble to the perimeter rather than allow a pass because. Burada takımlar sıklıkla oyuncuları dripling yapmaya zorlarlar. çünkü oyuncuların takım arkadaşlarına pas vermelerini istemezler. Bunların da nedenleri iki neden belirtilmiş burada. Passing tends to be quicker, create shot clock pressure. Pas vermenin daha çabuk olduğu ve şut saatiyle ilgili savunma yapan takım üzerinde baskı yarattığı Passing can lead to long closeouts or open shots from the perimeter. E, pass, pasa izin vermenin uzun mesafeli atışlara imkan verdiği ve dolayısıyla e, pass pas yerine oyuncuları dripling ile dışarı çıkmaya savunmaların zorladığını yine burada görüyoruz. Şekilde de görmüş olduğunuz gibi hücum oyuncuları 2, 3, 4 ve savunma oyuncuları X2, X3, X4. Top 3 numaralı hücum oyuncusunda görmüş olduğunuz gibi dışarı doğru 3 numaralı savunma oyuncusu, 3 numaralı hücum oyuncusunu dribling'e zorluyor. Diğer oyuncular da kendi savundukları oyuncuları dinleyerek ederek yani pas aldırmama savunması yaparak yine pası engelliyorlar. Players will often Cut to the perimeter corner, as this is often an easier passing angle if the defender is standing in front of the passer. Burada oyuncular genellikle köşeye doğru kat ederler. Uh, bu da, as this is often an easier passing angle yani daha kolay bir pas açısı sağlar, oyuncuların köşeye doğru kat etmeleri. If the defender is standing in front of the passer eğer oyuncular savundukları hücum oyuncuların önlerinde duruyorlar, e, duruyor iseler veya duruyorlarsa. ikinci formasyonumuz, savunma konusu içerisindeki transition'da Stealing Time, Defend, Dribble Out yani zaman çalma. Ee, burada da hani dışarı doğru dribbling çıkışını engelleme. Teams will often force the offense to dribble out and then defend the dribbler, turning them and stop them progressing outside the arc. Yani burada da başlıktan da anlayabileceğimiz gibi takımlar oyuncuları dışarı doğru dribbling yapmaya zorlarlar ama aynı zamanda da önlerinde kalarak yani burada hani çemberi savunmak yerine dışarıya doğru hücum oyuncularını karşılarına geçerek bir savunma pozisyonu alırlar. The intent is not necessary to steal the ball and defenders must move their feet rather than reach for the ball. Buradaki amaç da yani öncelikli amaç topu çalmak değil. hücumdan vakit çalmak ve olabildiğince burada yine topu topa doğru ulaşmaktan, top hamle yapmaktan ziyade savunma oyuncularının ayakları üzerindeki hareketleri, hareketli kalmaları ile ilgili açıklamalar bulunuyor. Whilst well, there's no time limit on how long the offense take to get the get to the perimeter, no equivalent of eight seconds in the backcourt defending, the dribble will reduce the time available for offense. Yani burada da dışarı çıkmakla ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması zaman olmadığı yani 5'e 5 beş basketboldaki 8 saniyelik bir e, yarı saha geçme süresinin olmadığı. E, defending the dribble will reduce the time available for offense. Yani dolayısıyla hücumun yani 12 saniyelik hücum süresi içerisinde e, bir şekilde dışarı çıkıp yine e, hücumu başlatmak üzere atak yapması gerektiği ile ilgili açıklamalı bulunmakta. With a 12 seconds shot clock stealing time can be very effective. Yani 12 saniyelik hücum süresi içerisinde zaman çalmanın çok önemli olduğunu yine bize burada belirtiyor. Teams may also employ run and jump technique where defenders switch who is defending the ball. This is most effective when. Burada arkadaşlar takımların koşma ve sıçrama tekniğini kullanabileceği Dolayısıyla savunmalarında yine adam değişilebilir değişilebileceği ile ilgili e, teknik kullanılabilir. Bunun da çok efektif olduğu durumlar iki durum verilmiş. Aşağıda the second defender x4 above is in front of the dribbler. 4 numaralı savunma oyuncusu 3 numaralı e, hücum oyuncusunun karşısına çıkıyor. The second offensive player for above is close and the switching defender has a short close out if the ball is passed. Burada da eğer e, pas verilirse 3 numaralı hücum oyuncusu tarafından 4 numaralı hücum oyuncusuna yine 4 numaralı hücum oyuncusunun çok kısa e, daha doğrusu 3 numaralı hücum oyuncusunun çok kısa bir close out'ı yapması ile alakalı yapabileceği e, çok yani close mesafesinin çok kısalacağı ile alakalı yine burada bize bilgiler sunulmakta. Zaten görselden de görüyorsunuz. 3 numaralı e, savunma oyuncusu, 4 numaralı hücum oyuncusu ne close out'a gidiyor. Üçüncü formasyonumuz crowd, crowd the passer yani pas veren oyuncunun e, başında kalabalık oluşturma. Some teams will crowd the passer with two defenders around the no charge circle. Bazı takımlar pas verecek olan oyuncunun karşısında kalarak yani birden çok oyuncuyla kalarak oyuncunun pas vermesini zorlaştırırlar. This is most effective when the two when the other two offensive players are close to each other enabling the third defender to guard two. Burada da bunun genellikle iki hücum oyuncusunun birbirine yakın olduğu zaman etkili olabileceğini ve bir oyuncunun iki oyuncuyu birden savunabileceğini, savunabileceği durumlarda etkili olabileceğini bize söylüyor. If a pass is made x2 defense whoever receives the pass. Ya yani burada eğer pas yapıldığı durumda ya yani şekilde de görmüş olduğunuz gibi 3 numaradan 2 numaraya pas geçiyor. 2 numaralı savunma oyuncusu burada close out'unu gerçekleştiriyor. Whoever can see the open player moves to defend. Yani açıktaki oyuncuyu kim görürse hemen ona savunmaya doğru gider. Above four is standing behind. <coughs> Pardon. Above four is standing behind. X4 so X3. Who can see four moves to defend four on the pass. Burada şekilde de e, görebileceğiniz üzere 4 numaralı hücum oyuncusu arka tarafta bekliyor. Dolayısıyla 4 numaralı savunma oyuncusu e, yani 3 numaralı savunma oyuncusu 4 numaralı hücum oyuncusunu gördüğü durumda hemen 4 numaralı hücum oyuncusunu savunmaya gidiyor pas ile birlikte. Ya yani pastan sonra değil, pas ile birlikte 3 numaralı savunma oyuncusu 4 numaralı Hücum oyuncusunu direkt olarak savunmaya gidiyor. Sometimes teams will craft the pass and strongly deny one player. Burada genellikle şu yapılıyor veya bazı durumlarda takımlar pası, pas veren oyuncuyu Hani kalabalık bir şekilde karşılığında durduğu durumlarda diğer bir oyuncu da bir oyuncuyu dinay ediyor yani e, pas aldırmama, savunması yapıyor. This is only suitable if the other offensive player is a poor shooter from the perimeter. Tabi burada da anlayabilecek e, riski hesaplamak gerekiyor. Burada bize şunu anlatıyor. Eğer 4 numaralı burada e, şekilde görmüş olduğumuz gibi dört, dışarıdaki 4 numaralı hücum oyuncusu etkili bir şutör değilse bu riskin ile ilgili bize detaylar sunuyorlar. Crowding the passer is less likely to be successful if the offensive players move to the corners. Burada e, pasferen oyuncunun başında kalabalık e, etmenin yani kalabalık oluşturmanın eğer hücum oyuncularının corner'a yani köşeye doğru kat etmeleri durumunda e, çok başarılı olamayabileceği. E, evet crowdling is less aynen. When this happens teams will usually move to defending one player each. Bu gibi durumlarda hücum oyuncuların yani daha doğrusu savunma oyuncularının hücum oyuncularını birebir e, almak üzere taktik değiştirebileceği ö, öbür durumlarda çünkü savunmalarını zorlaşabileceğini bize yine anlatıyorlar. Dördüncü formasyonumuz Picking of the Pass, yani pas ile birlikte gitme. Some players will stand behind the player that is guarding the passer, so that the passer does not have vision of them. Burada bazı oyuncular savundukları oyuncunun yani arkalarında kaldıkları durumda, pas veren oyuncunun çok kolay bir şekilde yani pas açısını bulmakta zorlanabileceği dolayısıyla pası vermekte zorlanabileceğini bizlere söylüyor. The defender then attempts to intercept the pass. Dolayısıyla bu gibi durumlar oluştuğu zaman yani açı e, pas veren e, pas verecek olan oyuncunun açısı kapatıldığı zaman sav, e, savunma oyuncusu pas arasına girmek üzere Hamle yapmaya çalışır. Bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı hücum oyuncusunun 4 numaralı hücum oyuncusuna vereceği bir e, pasla 4 numaralı savunma oyuncusu pas arasına girmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar bugünkü e, transition ve savunma konusundaki anlatacaklarımız ve yorumlayacaklarımız bu şekilde.